Evet arkadaşlar, şimdi bisikletle işe gidiyorum. Aşağı yukarı 15 kilometre yol yapacağım. Giderken burası bisiklet yolu ve yaya yolu ayrıca. Köpeklerini gezdiriyorlar. Buradaki tarlada hemen karşıma o kuzular çıktı, koyunlar çıktı. Hayvan bana bakıyor, kaçıyor ama. Gel gel kuzum, gel gel. Gel kuzum, gel, kaçma kaçma, gel. Gel. Hayvan otta kayboluyor mübarek. Daha önce dediğim gibi mübarekler cennetteler, cennette. Otun içine, şu ota bak sen. Hayvanlar 24 saat yayılıyorlar burada. Sular da orada, ileride bir göl var. Oradan sularını içiyorlar. Rahat 200-300 tane koyun var burada. Anlamıyorum, bizim hayvanlarımız akşam sabah sağılıyor. Bunlarda sağılma yok. Devamlı buradalar bunlar. Baksana da dolu. Gidersen. Bunun ayrı bir sevgisi var. Tabii çıkır sevmek, ağaçları sevmek, hayvanları sevmek bambaşka bir duygu. Fakat insanları fazla sevmiyorsun. En sevdiğin insan bazen seni acıtabiliyor yani. Onun için doğayla beraber olmak, hayvanlarla beraber olmak, tabiatla beraber olmak bambaşka bir duygu. Evet. Maalesef. Onun için eğer probleminiz varsa tabiata çıkın, ağaçlarla ilgilenin, tabiata ilgilenin, hayvanları sevin, çiçekleri sevin, onlarla konuşun. Bu sizin hastalığınıza birebir gelir. Stres atarsınız maalesef. İnsan bazen o gibi duygulara ihtiyaç duyuyor. İkisi bu. Babamın vefatından sonra daha çok başladım böyle bisiklet sürmeye. Halen üzülüyorum. Üzüntü içindeyim.